Selamlar gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte maksimum minimum problemleri adlı konuyu ele alacağız. Çok güzel çalışacağız. Bu videonun sonunda bu konuyla alakalı çözemeyeceğin video kalmayacak. O kadar da iddialıyız. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenebilirsen çok teşekkür ediyoruz sana şimdiden. Diyelim ve maksimum minimum problemleriyle başlayalım. Evet, ilk sayfamızda kapağımız vardı. İkinci sayfamızdan devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi şurayı bir güzel seninle beraber gel dolduralım. Şimdi iki basamaklı en küçük doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp birer birer artarak sonsuza kadar gidiyorlardı. Doğal sayı diyor ve iki basamaklı diyor ve en küçük diyor. Pozitif olduğunu zaten anladın sen. İki basamaklı 9'dan sonra kaça geçiyorsan o en küçüktür. Dolayısıyla sen buraya ne yazacaksın? 10 yazacaksın. İki basamaklı en büyük doğal sayı dediği zaman da 100'den hemen önce. Çünkü 100 3 basamaklı olan en küçük doğal sayı. 100'den hemen önce ne var? 99 var. Dolayısıyla iki basamaklı en büyük doğal sayı da 99 yazmış olduk. İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Şimdi bak, iki basamaklı olacak. En büyük dediği anda aklına 99 geldi bir kere zaten. Fakat rakamları da farklı olsun diyor. Dolayısıyla ne yazacaksın? 98 yazacaksın. Peki 3 basamaklı en küçük doğal sayı az önce söyledik. 99'un bir fazlası o da nedir? 100'dür. 3 basamaklı ama bu sefer rakamları farklı olsun diyor. En küçük doğal sayı. Hemen bir üst satırdakinin rakamları farklı versiyonu. O zaman 100 yazamayacağız çünkü 100'ün iki tane rakamı birbiriyle aynı. Dolayısıyla ben ne yazacağım oraya? 102 yazacağım tabii ki. 3 basamaklı en büyük doğal sayı. 2 basamaklı en büyük doğal sayıya 99 yazmıştık. Şimdi ne yazacağız o zaman? 999 yazacağız. Gençler, bu da 3 basamaklı en büyük doğal sayımız olmuş oldu. 3 basamaklı diyor. Rakamları farklı diyor. En büyük doğal sayı 999 yazamayacağız. Neden? Çünkü 999'un rakamları birbiriyle aynı. Eğer rakamları farklı diyorsa ne yazmamız gerekiyor? 987 yazmamız gerekiyor ki bu da 98'de benzer. En büyük negatif tam sayı. Şimdi burada şaşırmayacaksın. En büyük negatif tam sayı diyor. Ne yapmamız lazım? Bir kere hemen sayı doğrusunu gözünün önüne getirdin. Sayı doğrusu üzerinde sağa doğru gidildikçe sen sayıların büyüdüğünü zaten biliyorsun. Dolayısıyla sevgili gençler, en büyük negatif tam sayı diyorsa sıfıra en yakın olacak negatifler arasında eksi birdir diyebilirsin. Büyükmüş gibi durmuyor ama negatifler arasında en büyük tam sayı bu arkadaşlar. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Şimdi iki basamaklı olsun diyor ve en büyük olsun diyor. O zaman eksi 9'dan hemen önceki yani eksi 10 diyeceğiz sevgili gençler. Peki iki basamaklı en küçük negatif tam sayı ne? Şimdi pozitiflere göre düşünecek olursanız iki basamaklı en büyük pozitife ne yazdık? Biz 99 yazdık. O zaman iki basamaklı en küçük negatife de ne yazmamız lazım sevgili gençler? Eksi 99 yazmamız gerekiyor. Peki iki basamaklı rakamları farklı olan en küçük negatif tam sayı. Eksi 99 yazamayacağım. Neden? Çünkü rakamları aynı. Rakamları farklı olsun diye eksi 98 yazmam gerekiyor buraya. Pekala, son 4 tane kaldı. 3 basamaklı olsun diyor. En büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı olacak. Şimdi en büyük denildiği zaman sağ tarafta düşüneceksin. Sıfıra yakın olmak zorunda. O zaman 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı nedir? Eksi 100'dür. Peki 3 basamaklı rakamları da farklı olan en büyük negatif tam sayı nedir diye sorulduğu zaman da aynı buradaki 102 cevabındaki gibi biz buraya eksi 102 yazacağız. Burada en küçük soruluyordu. Burada en büyük ama üst taraftaki pozitifti. Alt taraftaki negatif sevgili gençler. Son iki tane. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. 3 basamaklı olsun diyor. Tamam. Negatif, tamam. Eksilerde. En küçük dediğine göre iyice bunu götüreceğiz. Sıfırdan uzaklaştıracağız. Pekala. Ve tam sayı diyor. O halde ne yazmamız lazım? Eksi 999 yazmamız gerekiyor. En küçük negatif tam sayıya. Pekala. 3 basamaklı olsun diyor yine. Bu sefer rakamları farklı olsun diyor. En küçük negatif tam sayı. Buna da eksi 987 yazacağız. Aynı buradaki gibi pozitifin tam ters versiyonu olmuş oldu bu şekilde. Şimdi sağ tarafta iki tane birbirinden tatlı sorumuz var. Gelin bunları bir halledelim. İki basamaklı en büyük pozitif tek tam sayıyla iki basamaklı en küçük negatif çift tam sayının toplamı kaçtı şimdi? Karşına bu şekilde bir şey çıktığı zaman hata yapmamak adına bir kere bunları bir işaretle bak. İki basamaklı olsun diyor. Tamam.
En büyük pozitif tek tam sayı. Bir kere tek diyor ya, onun altını ekstradan çiz. Tek olacak çünkü. Az önce öyle bir şey görmedik. Peki. Şurada ne diyor? İki basamaklı olsun diyor yine. En küçük olsun diyor. Negatif olsun diyor ve bu sefer de çift diyor. Bunu da ekstradan işaretleyelim. Tam sayının toplamı. Bakın arkadaşlar. İki basamaklı olacak. En büyük pozitif tek tam sayı. Pozitif olsun istiyor. İki basamaklı. Nedir o zaman? Rakamları farklı falan demiyor. Dolayısıyla ben 99'u seçerim. Hem tek, hem iki basamaklı, hem pozitif, hem en büyük iki basamaklı. Tamam. Şimdi neyin toplamı diyor? İki basamaklı olsun diyor yine. En küçük negatif çift tam sayı. Bak, eksi 99 alamam bu sefer. Niye? Çünkü çift diyor bu sefer. Yani 99 tek olduğundan eksi 98'i almamız gerekiyor. Bunların ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? 98'den 98'i çıkar demek bir nebze bu. Dolayısıyla cevabımız 1 olacaktır diyebiliriz. Geçelim mi ikinci soruya? Hadi bakalım. İki basamaklı en küçük pozitif çift tam sayı. Şimdi iki basamaklı diyor 1. En küçük diyor 2. Pozitif diyor 3. Çift diyor 4. Tam sayı diyor 5. 5 tane değişkeni sen bir araya getireceksin. Aha da sayı bu diyeceksin. Bir kere iki basamaklı diyor. Tamam, kafamızda hemen canlandırdık. Pozitif diyor, şanslıyız. En küçük diyor, daha da bir şanslıyız. Çift tam sayı. O zaman ne var? 10 var değil mi? Küçük olacak olsun diyor. Pozitif olsun diyor. İki basamaklı olsun diyor. Rakamları farklı falan hiçbir şey dememiş zaten. 10'dur bu. İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayının toplamı. Şimdi iki basamaklı olsun diyor. Değil mi? En büyük negatif. Nedir bu da? Eksi 10, 1'dir. Neden? İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı diyor. Tek olması için 11 seçtim. Onu da seçebilirdim ama o çift, değil mi? Pekala, bunların toplamı nedir? 10 ile eksi 11'in toplamı demek aslında 10'dan 11'i çıkar demek. Dolayısıyla bu da eksi 1 yapacaktır. Cevabımız da Adana seçeneğidir diyebildik bu şekilde. Geçtik 3. sayfamıza. Şimdi 3. sayfada gençler, A ve B doğal sayıları için hemen doğal sayının altını çiziyorsun. Bak, bu sorularda çeldirici burasıdır. A ve B doğal sayıları için bu ikisinin toplamı 14'müş. Peki doğal sayı olması gerektiğini düşünürken hemen doğal sayı dendiği anda aklına ne gelmesi lazım? Sıfır gelmesi lazım. Olduğuna göre B'nin en büyük değeri nedir diye soruluyor. Şimdi B'nin maksimum olabilmesi için B'yi çok yüksek seçmemiz lazım. A'yı da olabildiğince küçük seçmemiz lazım. Peki A'yı ben en küçük ne seçebilirim arkadaşlar? Doğal sayı dediğine göre tabii ki sıfır seçebilirim. Dolayısıyla 0 artı B eşittir 14 dersek buradan B'nin maksimum değerine ulaşmış olmamız gerekir ki o da 14'tür. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş dedik sevgili gençler. Geçelim bir alttaki soruya. ABC doğal sayıları, hemen doğal sayıyı işaretledik. A artı B artı C 36 olduğuna göre C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ben C'yi yüksek seçmek istiyorsam B'yi ve A'yı düşük seçmem gerekiyor. Bir kere ABC birbirinden farklı filan dememiş. O zaman ben A ile B'yi birbirine eşit seçebilirim ve bunun yanı sıra küçük de seçmem gerekiyor. Bunlar doğal sayı. Doğal sayıların en küçük değerleri neydi? Sıfırdı. O halde arkadaşlar buna sıfır, buna sıfır, buna 36 dersek C'nin maksimum değeri de karşımıza Edirne seçeneğinde çıkacaktır dedik ve geçiyoruz 4. sayfamıza. Şimdi 4. sayfaya şöyle bir göz attığımız zaman ilk sorumuzda AB sayma sayıları olmak üzere. Bak, bu sefer sayma sayı istemiş. Yani üstteki sorularla farkı ne bunun? İşin içinde sıfır yok. Peki A eksi B 14 olduğuna göre A'nın en küçük değeri. Şimdi ben A'nın küçük değerini bulmak istiyorum. A'nın küçük değerini bulmak istiyorum. Ben A'nın küçük değerini bulacaksam B'nin arkadaşlar buna yakın bir şeyler olması gerekiyor. Ve burası da 14'müş. Pekala. Şimdi A'nın küçük değerini bulmamız gerekiyorsa ben B'yi de küçük seçmem lazım. Şimdi B'yi çok seçtiğimi düşün. Ben A'nın içerisinden çok büyük bir sayı çıkardığım zaman 14'te kalabilir ya da A'nın içerisinden küçük bir sayı çıkardığımda da 14 kalabilir. Ki hangisi bizim bu soruda işimize yarıyor? Tabii ki A'nın küçük olması olduğuna göre demek ki B'yi de küçük seçmemiz gerekiyor. Sayma sayıları demiş, bir zahmet bunu da bir seçelim B'yi. Peki A'dan 1 çıktığı zaman 14 kalıyorsa arkadaşlar A'nın en küçük değeri bulunmuş olur. A'nın minimum değeri kaçtır arkadaşlar? 15'tir. Demek ki cevabımız da bu şekilde Edirne seçeneği olacak dedik. Geçtik bir alttaki soruya. İkişer basamaklı iki tam sayının farkı
en çok kaç olabilir? Şimdi neyin altını çizeceğiz burada? Şunun. Tam sayı arkadaşlar. Tam sayı. Zaten ikişer basamaklı olduğunu anlamışsındır. Bunu kaçırmazsın sorunun içerisinde. Ama tam sayı olması bizim için önemli. Gidip 99'da onu seçebilirsin mesela bu soruda. Ama tam sayı dediğine göre negatifleri de düşünmemiz lazım. Hatırla ilk dersi. Tam sayı denildiği zaman aklına negatifler gelecek dedik. Pekala. Tam sayı diyorsa gençler, en büyük hangisidir? 99'dur. Farkları yüksek olsun istiyoruz. Peki bunun en küçük değeri nedir? Tabii ki -99'dur. Rakamları farklı falan hiçbir şey dememiş. Peki bunların farkı nedir arkadaşlar? Yani şöyle soralım. 99 -99 dersek farkın maksimum değerini bulmuş olmaz biz? Buluruz valla. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapacaktır. Peki 99, 99 daha kaç yapar arkadaşlar? 198 yapar. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır. Yani cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Evet, şimdi biraz şöyle uzaklaşalım, rahatlayalım ve geçelim 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda bir hatırlatma. Toplamları sabit olan iki tane gerçek sayının çarpımlarının en büyük olabilmesi için sayıların eşit seçilmesi gerekir. E hocam eşit olmuyorsa ne yapacağız? Eşit olmuyorsa da bir alt satır okuyacaksın. Doğal sayılarda ve tam sayılarda sayılar eşit olamıyorlarsa ya da böyle bir seçenek bırakmıyorsa sana soru. O halde ne yapacaksın biliyor musun? Mümkün olan en yakın değerleri seçeceksin. Bunu yapacağız. Peki ne demek bu? Şöyle düşünelim. Toplamları 10 olan sayma sayılarını bir sıralayalım mı arkadaşlar sizle? Yani A artı B eşittir 10 olsun. İki tane sayma sayısı istiyorum sizden, toplamları 10 olan. Bunlar ne olabilir? Hadi A'lara küçükten başlayalım. 1 artı 9 olabilir. Nedir? 10'dur. Peki 2 artı 8 olabilir. 3 artı 7 olabilir. 4 artı 6 olabilir. 3 artı bunu yazmıştık. 5 artı 5 olabilir. Sonrasını yazalım mı? Yazalım hadi. 6'ya 4 olabilir, 7'ye 3 olabilir, 8'e 2 olabilir, 9'a 1 olabilir. Orada neden duraksadım? Çünkü arkadaşlar bakın 1'e 9, 9'a 1. 2'ye 8, 8'e 2, 3'e 7, 7'ye 3, 4'e 6, 6'ya 4, 5'e 5'i tersi zaten 5'e 5, onu bir daha yazmadık. Tersleri geliyormuş zaten. Devamını yazmamıza da lüzum yokmuş ama biz yine de yazdık. Peki ne düşünelim burada arkadaşlar? Şunu düşünelim mi? Gelin. Çarpımlar acaba bunları ne yapıyor? Toplamları 10 mu? Hepsinin ortak özellikleri bu. Hepsinin toplamı 10. Peki çarpımları? Çarpımları göz atalım. 1 kere 9, 9 yapar. 2 kere 8, 16. 3 kere 7, 21. 4 kere 6, 24. 5 kere 5, 25. 6 kere 4 de 24 yapacaktır. Burası da 21, burası da 16 ve burası da yine 9 yapacaktır dedik. Peki 9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9. Yani sen bunu kafanda bir grafik gibi oluştursana hadi bak. Şöyle bir şey yapalım mı? Hop sanki şuradan şöyle başlamış da tepe bir değere ulaşmış ve sonra yine yavaşlamış gibi. En yüksek değerini nerede almış arkadaşlar? 25'te almış. Peki en yüksek değerini nerede aldı biliyor musunuz aslında? Biri 5'ken öteki de 5'ken aldı. Yani bu ne demek? Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları büyüyor demek. Bakınız 9'da 1. Aralarında 8 fark var. 2 ile 8 aralarında 6 fark var ve birden çarpımları yükseldi. Aralarında 4 fark var 3 ile 7'nin ve çarpımları 21 oldu. Aralarında 2 fark varken baya yaklaştı. 4 ile 6 çarpımları 24 oldu. Aralarında 0 fark olan 5 ile 5'in çarpımı da böylelikle 25 oldu. Yani sana şunu söylüyoruz. Toplamları sabitse iki sayının çarpımlarının maksimum değerini bulabilmek için sayıları olabildiğince birbirine yaklaştıracaksın. Eğer ki küçük bir çarpım değeri istiyorsa o zaman sayıları birbirinden ayıracaksın, uzaklaştıracaksın. Yani 1'e 9 gibi. Doğal sayı demiş olsaydı ne yapacaktık? 0'a 10'u da seçebilirdik mesela. Pekala, hemen sorularımıza bakalım. A, B gerçek sayılar olmak üzere toplamları 5 olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi 1 işaretlemen gereken yer burası. Gerçek sayı diyor. Peki gerçek sayıyı sen biliyorsun. Bütün sayılar. Yani sadece tam olanlar değil. Sayı doğrusu üzerinde gösterebildiğin, gösteremediğin bütün sayılardan bahsediyoruz. A artı B 5'miş. Ve A çarpı B'nin en büyük değeri. Yani diyor ki sayıları birbirine yakın seç. E şimdi ne seçelim? 2'ye 3 mü seçelim? Hayır bak tam sayı demiyor. 2'ye 3 seçmeyeceksin. Diyeceksin ki ben bunları ortadan ikiye ayırayım. Yani 2,5'a 2,5 diye ayırırsam hem birbirlerine yakın olurlar hem de çarpımları yüksek çıkar. E madem öyle 2,5'e 2,5 seçilirse bunların çarpımları kaç yapar? Peki hemen şunu düşün. 25 kere 25 aklında tut bunu. 625.
625'i yazdım. Bak virgülden sonra bir sayı, virgülden sonra bir sayı. Kaç tane atacakmışız? 2 tane. O zaman 2 tane sağından keseceğiz. 6,25 bizim cevabımız olur. Ha ne olurdu? Sen 2'ye 3 seçerdin. Toplamları 5 diye ve birbirlerine yakın diye. Hani ola ki ondalık sayılar aklına gelmedi. 2 kere 3'ün cevabı da 6 olur ve o da şıklar içerisinde bulunur arkadaşlar. Genelde unutmayın, reel sayı dediği zaman küsuratlı sayılar da seçebilirsiniz. Peki bir alttaki soru. Tipi değişti. A eşittir 3 eksi x ve B eşittir x artı 7. Olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değeri nedir diye soruluyor. Şimdi biz şu kısmı şöyle bir temizleyelim arkadaşlar. Ve bize demiş ki 3 eksi x demiş A'ya, B'ye de demiş ki x artı 7. Nesi soruluyor? A çarpı B'nin hop, maksimum değeri soruluyor arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Şuradaki verilen notla ne alakası var? Önce onu düşünelim. Ben bu ikisini toplarsam eğer, bak burada eksi x var, burada artı x var, birbirini götürür. 3 ile 7'nin toplamının da 10 olduğunu gayet net biliyorsun. Demek ki A ile B'nin toplamı 10'muş aslında. Bundan tatlı ne var? Toplamları sabit miymiş arkadaşlar bunların? X ne olursa olsun bunların toplamı sabit zaten. A artı B 10'sa o zaman ben çarpımlarının maksimum değerini istiyorsam bunu 5 seçerim. Bunu 5 seçerim. 5 çarpı 5'ten de sonucumuz ne olmak zorunda kalır? 25 olmak zorunda olur. Demek ki cevabımız Bursa seçeneğiymiş diyebiliriz böylelikle. Şimdi bunu çözdükten sonra arkadaşlar bir alt sayfaya geçelim. 6. sayfamızdayız. 6. sayfada şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Diyor ki bize dikdörtgen şeklinde bir bahçe var. Hadi gelin bahçeyi şöyle çizelim. Dikdörtgen şeklinde olsun bizim bahçemiz. Pekala. Diyor ki bu bahçe toplamda 60 metre uzunluğunda bir tel ile çevrilecektir diyor arkadaşlar. 60 metre uzunluğunda olacak telimiz. Ve diyor ki bu bahçenin madem 60 metre telle çevrilebiliyor bu bahçe. Bunun en büyük değeri, alanının en büyük değeri kaç metrekare olabilir diye soruyor. Şimdi bizim dikdörtgen bir bahçemiz var dedik. Uzun kenarını bilmiyorum. X diyeyim. Kısa kenarını bilmiyorum. Y diyeyim. O zaman karşı uzun kenar da X olur. Karşı kısa kenar da Y olur. Alandan bahsediyor bize. Alan nedir arkadaşlar? X ile Y'nin çarpımıdır. Buna da okey. Peki bizim bu bahçemizin çevresine çekeceğimiz tel toplamda 60 metre miymiş? O halde şöyle diyebilir miyim ben? 2 tane x artı 2 tane y bu bahçenin çevresini veriyor ve zaten çevreyi bana vermiş 60 metre diye. Peki çok güzel oldu bu bence. Neden? Çünkü ben bu denklemin hepsini de 2'ye bölsem x artı y eşittir 30 olur mu arkadaşlar? Bence mis gibi olur. Peki x artı y 30'sa bana ne lazım? Bakın hemen işaretleyelim. Bana burası lazım. Yani x çarpı y lazım arkadaşlar. Madem öyle x çarpı y lazım. Toplamları belli mi? Belli. Çarpımları mı isteniyor? Çok güzel. Maksimumu mu isteniyor? Bitti o zaman soru. Sen bunları birbirine yakın seçeceksin. Yani x'i 15, y'yi de 15 seçersin. Yani aslında yukarıdaki senaryoya bakarsak tarlamız kareymiş. Ki biliyorsun her kare bir dikdörtgendir. Bir sıkıntı yok. O zaman 15 çarpı 15'ten cevabının 225 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Bir alttaki sorudayız. Bir tarafı duvarla çevrili dikdörtgen şeklindeki bir bahçe 60 metre uzunluğundaki telle çevrilecek. Tamam. Alanın en büyük değeri kaç metrekare olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle senaryoyu bir şekillendirelim. Diyor ki bize şöyle bir bahçe var diyor gene dikdörtgen. Şöyle yapalım. Ve bunun diyor bir tarafı, bu bahçenin bir tarafı duvarla çevrili. Gelin o duvarı da resmedelim. Yani resmedelim derken şöyle şurası duvar olsun arkadaşlar, tamam mı? Şu işaretlediğim kısım duvar. Yani orada duvar olduğu için oraya tel kullanmayacağım manasına geliyor bu. Peki geriye kalan kısımlarda 60 metrelik bir telle çevrilebiliyor muymuş? Çevriliyormuş. O zaman gelin gene bilmediğimiz için buraya x diyelim kısa kenarlara. Uzun kenara da y diyelim. Şimdi 2 tane x ile bir tane y'nin toplamı bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Gene 60 metreyi veriyormuş. Güzel. Şimdi alan diyor ya. Bunun alanı ne olur arkadaşlar? Bunun alanı da yine x çarpı y olur. Yani bana 2x artı y'nin toplamı 60'ı vermiş. X çarpı y'nin en büyük değerini soruyor. Maksimum değerini soruyor.
Şimdi hocam yukarıda çok bariz belliydi. Birinde x, birinde y vardı. Burada da birinde x, birinde y vardı. Şimdi sen burada şunu sormuşsun. Burada x, burada y varken burada 2x, burada bir tane y var. Buna nasıl çare bulacağız? Buna şu şekilde çare bulacağız. Arkadaşlar buranın 60 olması hiç önemli değil. Buranın 2x, buranın y olması hiç önemli değil. Sen yine burayı iki eşit parçalayacaksın. Yani 30'a 30 diyeceksin. Şimdi y'nin burada 30 olması gerektiğini anladın. Birbirine yakın seçeceğiz ya. 2x'in de 30'sa o zaman x'in 15'tir. X eşittir 15'tir. Bana sorulan x çarpı y değil miydi? O zaman çarpalım biz bunları. 15 kere 30. 3 kere 15 kaç yapar? 45. O zaman bir tane de 0 ekleyeceğiz. Ve alanımız 450 olabilir diyeceğiz maksimum. Peki. Şimdi geçiyoruz. Geçiyoruz. Sağ üst taraftaki 7. sorumuza. Peki bu 7. soruda ne diyor arkadaş? Bir bakalım. Bir kenarının tamamı, diğer kenarının da yarısı duvarla örülmüş. Kalan kısmı da telle çevrelenmiş. Dikdörtgen bir bahçe yapılacak. Gene biz dikdörtgen çizeceğiz şuraya. Şöyle büyükçe bir dikdörtgen çizelim. Ve diyor ki bir tarafını duvarla çevirmişiz diyor. Bak şurası duvar olsun. Bir tarafı böylece duvarmış arkadaşlar bunun, tamam mı? Ve diğer tarafının da yarısı. Yani şuraya kadar da duvar örülmüş. Sonra sanırım ya cepte para bitmiş ya da çimento bitmiş, bilmiyoruz. Madem öyle demişler, geri kalanını telle çevirelim. Ve geriye kalan kısmı da ne hikmetse gene 60 metreyle örülebiliyormuş. Tel ile örülebiliyormuş. Pekala. O zaman biz şöyle düşünelim. Şurası normalde 2x metre uzunluğunda olsun. Şu tarafta normalde 2y metre uzunluğunda olsun. Şimdi niye 2x dedin durduk yere hoca? Çünkü diğer tarafın yarısı duvarla örülüymüş ya. Buraya x'e x diye kolayca kalsın dedim. Şimdi ben sol tarafı y seçsem, pardon, x'e x mi dedim? Ben şimdi diğer tarafı y seçsem arkadaşlar, y bölü 2'ye y bölü 2 diye ayrılacaktı. Kesirlerle uğraşmak istemedik. Şimdi bu taraf yine 2x. Peki benim tel ile çevrelemem gereken yer neresi? Bir 2y var, bir 2x var, bir de y var. Yani toplamda arkadaşlar şu var. 3 tane y var ve 2 tane x var ve bunların toplamı gene 60'mış. Benden ne isteniyor? Bakın gene alanın maksimum değeri. Peki alan nedir arkadaşlar burada? 2x çarpı 2y'dir. Bu sefer o ikileri unutmayacaksın. Bak x çarpı y dersen biteriz. 2x çarpı 2y nedir arkadaşlar? 4 çarpı x çarpı y'dir. Yani bunun maksimum değeri soruluyor bize. E tamam, çözeriz. Ne var ki bunda? Burası 60'mış ya. Gene burayı 30, gene burayı 30 diye ayırırsan 3 tane y 30'sa bir tane y 10'dur. Demek ki y'yi 10 seçeceğiz. 2 tane x 30'sa bir tane x eşittir 15'tir. Demek ki x'i de 15 seçeceğiz. Şimdi bize ne lazımdı? 4 çarpı x çarpı y. Peki x kere y burada ne yapar? 15 kere 10 150 yapar. Bak burası 150. X çarpı y 150 ise 4 kere 150 kaç yapar? Tabii ki 600 yapar. Demek ki alanımızın maksimum değeri de 600 olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşım. Şimdi geçelim bir alt sayfaya. 8. 8. sayfamızda iki tane soru var. Bu iki sorudan sonra seni fazla yormayacağım. Bir mola vereceğiz burada. Tamam mı? İki sorudan sonra bu videoyu noktalayacağız. Sonra sen 10 dakika dinleniyorsun. Diğer videoya hemen anında yayınlayacağım. Diğer videoya geçiyorsun. Bir sıkıntımız yok bu konuda. Peki çarpımları sabit. İki tane doğal sayı olsun diyor. Tamam mı? Toplamlarının en küçük olması için sayıların eşit veya yakın seçilmesi lazım diyor. İki soru değilmiş, birisi uyarıymış. Bunu affedersiniz diyorum. Nasıl çizmiştik biz onu? Şöyle bir bakalım. Neyse sıkıntı yok. Bir tane parmak vardı şöyle. O parmağın ucuna da biz ne bağlamıştık? Kurdele bağlamıştık, değil mi? Şöyle unutmayalım diye kurdele bağladık. Şöyle yapalım. Bu da el olsun. Şimdi bu da uyarı. Kendin çizebilirsin. Kusura bakma. Burada ne demeye çalışıyoruz? Az önce biz iki tane sayının toplamı belliydi ya, hani 10 demiştik. Sonra 1 ile 9'un toplamı da 10, 2 ile 8'in toplamı da 10 vesaire vesaire demiştik. Sonra bunların çarpımlarının en büyük değerini bulabilmek için sayıları birbirine yaklaştırmıştık. Güzel. Şimdi eğer çarpımlar sabitse ve toplamın maksimum değeri soruluyorsa tam tersini yapacaksın. Sayıları birbirinden uzaklaştıracaksın. Mantalite bu. Buna da hemen örnek olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Bak şimdi çarpımları 10 olsun. A çarpı B 10. Neler var? 1 kere 10 var. 2 kere 5 var. 5 kere 2 var. 10 kere 1 var. Yani basit bir örnek oldu.
Toplamlarına bakalım. Bunların toplamı ne? 11. Bunun toplamı ne? 7. Bununki 7. Bununki 11. E şimdi biz maksimum seçmek için ne yapacağız dedik? Birbirinden uzaklaştıracağız. Bak 1 ile 10'un arasındaki mesafe 9 iken sonuç 11 çıktı. 2 ile 5'in arasındaki mesafe 3 iken sonuç 7 çıkıyor. Demek ki sayılar birbirinden uzaklaşınca toplamlar büyüyor arkadaşım. Dolayısıyla zaten az öncekinin ters mantığını kuracağız. Dolayısıyla biz bu sefer maksimum istiyorsak birbirinden uzaklaştırmamız lazım sayılarımızı. Son sorumuz, bu videonun son sorusu. X ve Y doğal sayı. Doğal sayı deyince aklımıza ne gelecek? Sıfır. X çarpı Y 36 olduğuna göre X artı X, X kere Y artı Y ifadesinin neyini soruyor? En küçük değeri. Bak şimdi. Zaten X çarpı Y'nin şurada 36 olduğu aşikar. Aha, buraya getir 36'yı, yaz şöyle. Peki X artı Y artı 36'nın en küçük değerini mi istiyor? İstesin. Ben X çarpı Y'nin 36 olduğunu biliyorum. Peki X artı Y'nin en küçük değerini alabilmesi için ne yapıyordum? Sayıları birbirine yaklaştırmam lazım. Bak unutma, orayı karıştırma. Büyük değerini bulmak için uzaklaştırıyorsun. Küçük değerini bulmak için de yaklaştıracaksın. Peki kaç kere kaç 36 birbirine yakın olan sayılardan? 4 kere 9 mu? 6 kere 6. Demek ki ben bunu da 6, bunu da 6 seçeceğim. O zaman 6, 6 seçersem şurası 12 olur. 12'ye de bir de 36 eklersem sonucum ne gelir? 48 gelir. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır diyebiliriz. Hem de gönlümüzün rahatlığıyla. Tamam mı? Şimdi bu videoyu bitiriyoruz. Bu videodan hemen sonra bak 10 dakika mola veriyorsun. 10 dakika moladan sonra git çayını iç, kahveni iç, git biraz nefes al. Derin derin nefes al. Daha sonrasında 10 dakika sonra diğer videoyu açıyorsun ve hemen anında onu da eritiyorsun. Onda da çok güzel soruların olduğunu söyleyebilirim. Genelde konsepti zaten siz anladınız. Konsept nedir arkadaşlar? İşte sayfanın, PDF'in sonlarında yeni nesil ve biraz daha zor sorular. 10 üzerinden 7'lere 8'lere kadar çıkan sorular var. Öyle kazık sorumuz yok. Biz de çok güzel sorular seçiyorum senin için. Dolayısıyla bunların sonunu da dinlemen sana %100 katkı sağlayacaktır. Evet, bu videonun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıcakla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma. Çalış hatta.